Mourinho'nun Türkiye'ye gelmesi ilginç. Neden ilginç? Sadece bir spor olayı olarak bakmamak lazım. Yani Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü değil. Ben biraz Derval dönemini hatırladım çocukluğumda. Derval'in Türkiye'ye gelmesi sadece Galatasaray'ı değil. Yani milli takıma kadar uzanan, Galatasaray'ın sonraki yıllarına uzanan işte Fatih Terim veya Mustafa Hoca'nın gündeme geldiği daha böyle bir bambaşka bir bakış açısıyla genç yetenekleri buldukları ve Türkiye'de futbolun çehresini değiştiren bir gelişme olarak algılıyorum. Mourinho'nun da buraya gelmesi. biraz öyle görüyorum. Zaten Real Madrid maçından sonra yaptığı her söyleşide Fenerbahçe'den bahsetmesi, bütün dünya basının bir anda Fenerbahçe'ye gözlerini çevirmesi sadece Fenerbahçe'yi büyütmeyecektir. Aslında Türkiye ligine de biraz olsun hani o kaybettiği kaliteyi belki de ya da hani parayı demeyeyim de daha duygusallığı diyeyim. Nasıl ifade edeyim bilmiyorum. Geri getirecek gibi geliyor. Ama bunu Benden daha iyi bilenler de var Emre Özcan onlardan bir tanesi şu anda yayınımızda ee, Emre Bey ben bir iki şey sormak istiyorum size Ali Koç'u ben çok gergin ve mutsuz gördüm bu şey sırasında imza sırasında niye bu kadar gergin yani çok iyi bir e, anlaşma yapmadı mı şu anda büyük gol atmadı mı en azından Aziz Yıldırım'a sizce? Ya bilmiyorum. Ben gergin miydi yoksa çok heyecanlı mıydı Ondan çok emin değilim. Yani o kadar büyük bir figür vardı ki sanki onun verdiği heyecanın belki ortaya çıkardığı bir gerginlik olabilir. Ya yani ben mutsuz olduğunu çok düşünmüyorum çünkü Ali Koç Türkiye'nin en saygın iş adamı iş adamlar, iş adamlarından biri çok. E, saygın bir ailenin e, mensubu ki Avrupa'da da e, saygı uyuran yine bir aile koç ailesi fakat yani getirdiği kişi e, Fenerbahçe hoca yaptığı kişi yani sadece Türkiye ile sınırı Avrupa ile kapalı olan bir adam değil dünya çapında dünyanın her e, tarafında her bölgesinde belki her bölgesinde mutlaka en az bir kişinin tanıdığı e, çok özel biri sanki e, onu getirmiş olmanın e, verdiği heyecanın oluşturduğu bir gerginlik ee, onun heyecanıyla bir de kendisinden daha büyük bir figürün e, yanında oturuyor olması. E, ben bunun üzerinden okudum daha çok. Mutsuzluk Peki bir bu mecbur, bana. Ali Koç mecbur mu kaldı bu transfere? Ee, ya yani mecbur kaldı demeyelim ama e, artık yani son kurşununu atması gerekiyordu. E, Ali Koç için birkaç yıldır e, son kurşun dedik. Yani Jorge Jesus için son kurşunlarından biri dedik. E, ondan sonra o olmadı. E, Jesus tercih yapılırken İsmail Kartal ile Jesus arasında kalınmıştı. Ve Jorge Jesus tercih edilmişti. Jes olmadıktan sonra İsmail Kartal geldi onun için de son kurşun dedik ee, ama yani işte bu kadar büyük bir figürü getirdiğiniz zaman çünkü yani Jose Mourinho muhtemelen e, Türkiye'deki herkes buna e, hak verecektir e, bu ülkeye ayak basmış en büyük teknik adam yani siz de az önce belirttiniz yükler var. Evet. Ee, Biraz ben Dervalin girişine benzettim. O da diyor zaten. Yani diyor ki sadece Fenerbahçe'ye değil, Türk Ligi'ne de bir şeyler katkıda bulunurum gibi bir cümle söyledi. Sonra aslında tabii öncelik Fenerbahçe'ydi. Eee bilmeyenler için Dervalin gelişi ne getirmişti Türk futboluna? Biraz paylaşır mısın? Ne getirebilir mi o şu anda gelmesi? Genel ee, yani jo Jose Mourinho Yüklerval'dan biraz daha farklı bir teknik adam. Yani var e, Türkiye'ye geldiğinde 80'li yılların ortasında çok büyük başarılar sonrasında gelmişti. 1980 Avrupa Şampiyonluğunu elde etmişti. 1982'de Dünya Kupası'nı finalde kaybeden Almanya'nın teknik direktörüydü. Ve onun hemen arkasından Galatasaray'a gelmişti. O dönemler e, Türk futbolu yani e, tamamen yıkık bir haldeydi. Daha doğrusu yapılmamış temeli e, atılmamış bir e, durumdaydı. var gelir gelmez altyapıdan, tesislerden her şeyi temelden giriş yaptı ve kurucu bir teknik adamdı. Jose Mourinho çok kurucu bir teknik adam değil. Yani Derval'in geldiği konjonktürle e, Mourinho'nun Fenerbahçe'ye geldiği konjonktür arasında hem Türk futbol açısından hem de o dönemki Galatasaray ile bu dönemki Fenerbahçe arasında e, çok ciddi farklar var. 180 derecelik farklar var. Ama yarattığı etki itibariyle çok benzer. Yani dediğim gibi Derval'i bir Avrupa şampiyonu ve bir Dünya Kupası finalinden hemen sonra e, o dönemin belki de en iyi tek, milli takım teknik direktörü olarak getiriyorsanız zaten ciddi bir sükse yapıyorsunuz. Sansasyon yaratıyorsunuz. Mourinho'nun gelişi benzer ama Mourinho Derval'den de, Del Bosque'den de, Roberto Mancini'den de, Luis Aragones'ten de, işte e, Frank Reichardt'tan da teknik adamlık yönünden bence fersah fersah geçmiş itibarıyla yani kendi profili ve geçmiş itibarıyla önde olan bir e, hoca. O yüzden ben e, tartışmaya çok açık olmayan bir şekilde e, Mourinho'nun bu ülkeye gelmiş en kariyerli e, hoca olduğunu söyleyebilirim ama dediğim gibi Derval'le popülarite yönünden benzerlik gösteriyorlar ama hem Türk futbolun konjonktürü hem de o dönemki kulüpler yani 80'lerin ortasındaki Galatasaray'la e, şu anki Fenerbahçe'nin konjonktürleri durumları çok farklı olduğu için e, aslında profil itibariyle çok farklı teknik adamlar olmaları da e, o yönden belki kendi aralarında bir paralellik gösterilir Peki şimdi bundan sonra yeni transferler de yapılacak herhalde değil mi? Böyle sürpriz isimler bekliyor musun? Çünkü hani e, Mourinho'nun gelmesiyle hani Türkiye'yi pek gündemine almayan farklı futbolcuların da gündemine girer mi acaba? Ne değiştirir önümüzdeki günlerde? Mutlaka. Yani Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'de olması demek e, Türkiye'yi kendi transfer haritasında bulundurmayan birçok oyuncunun e, o transfer haritasını kendisi açısından, Türkiye açısından ve Fenerbahçe açısından açması anlamına geliyor eski birçok oyuncusuyla muhtemelen iletişime geçecektir. Çünkü teknik adamlar bunu sever. Yani bildiği, tanıdığı, geçmişte onların kulüplerinde, onun kulüplerinde oynamış, kendisi için oynamış oyuncuları sonraki takımların değerlendirmek isterler ki hemen işte bazı isimler geçiyor. Yani Lukaku'nun adı geçti, Dybala'nın adı geçti, başka isimler benzer şekilde. Morio'nun buraya gelmesi birçok oyuncu için Türkiye'yi bir transfer haritası olarak açacaktır. Ee, Fenerbahçe'nin ben çok transfer olduğunu, transfer ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Bunu da önceki programlarımda da belirtmiştim ki Mourinho'nun da yani şu anki çıkan haberler e, kadronun korunması gerektiği yönünde bir küçük bir rapor verdiği söyleniyor. Ama mutlaka ve mutlaka e, birkaç tane ilk 11'e maksimum 2-3 tane ilk 11'e e, birkaç tane de kulübesine yani Fenerbahçe'nin e, gidecek oyunculardan bağımsız söylüyorum. Çünkü çok sürpriz bir teklif gelir Cüneyt Bey. Ferdi Kadıoğlu'na 30 milyon euro verir bir takım. Ferdi gider ve onun yerine zaten bir transfer yapmak zorunda kalırsınız. Bunlardan bağımsız söylüyorum. Bütün oyuncuların korunduğu denklemde bir iki tane minimum, iki tane ilk on bire, minimum yine iki üç tane de yedek kulübesine toplam dört beş tane çok yüksek profili transfer yapılacağını düşünüyorum. Zaten daha Mourinho gelmeden önce Ali Koç'un verdiği bir beyanat vardı. Yani önümüzdeki sezon öyle bir takım kuracağız ki, yani şampiyonlukla alakalı zaten, tartışmaya mal vermeyecek Fenerbahçe. Öyle bir kadro kuracağız demişti. Daha Mourinho ismi yoktu. Sadece Mourinho Aziz Yıldırım tarafından dilendirilen bir isimdi. Koç zaten bunu söylemişti. Mourinho'nun gelişiyle beraber e, oyuncu profili ve oyuncu portföyü havuzu çok daha genişleyecek Fenerbahçe'nin büyük ihtimalle. Yani geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yaptığı transfer profillerine çok benzer. 4-5 oyuncu bekliyorum ama e, şöyle bir durum var biliyorsunuz. Ülkenin son 10 yılında, Türk futbolunun son 10 yılında Dört büyükler, şampiyonluk adayları her sezon minimum 8-9 hatta çift tane transferler yaptılar. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe 15 tane transfer yaptı. Geçtiğimiz sezon Galatasaray şampiyon olmasına rağmen 13 tane transferle bu sezonu bitirdi. Yani bizim e, ligimizde çift taneli transfer her sezon kadronun yarısını yıkıp baştan yapmak e, adeta bir gelenek haline gelmiş durumda. Fenerbahçe'nin bunu yapmaması lazım. Fenerbahçe'nin bu sezon çift taneli oyuncuya ihtiyacı yok. 4-5 tane maksimum oyuncuya ihtiyacı olabilir. Bunların yarısını evet. kombine, yarısı yedek kulübesine dirilik yapmak için. Ama yine 10 tane transfer yapılırsa, yine 12-13 tane, 15 tanelere gidilirse e, geçtiğimiz sezon oluşturulmuş temel de e, yıkılır ve bunun sonuçları çok iyi olmayabilir. Aslında Ali Koç en büyük transferi Acun'u listesine alarak yaptı da diyebilir miyiz? Çünkü Acun bu transferde de başrolde ve şu anda gördüğüm kadarıyla Acun biraz daha bütün bu iletişimi, daha doğrusu <laughs> iletişim kazalarını yönetmeye başlamış gibi. Dün Telegöl'e bağlandı. Tam izlemedim ama bir de kadroyu da iyi kurdu. Mesela işte Hamdi Akın, Nedim Keçeli değil mi? Bayağı güçlü isimler bunlar. İş bitirici adamlar yani şeyde hani iş dünyasında yaptıkları işle, başarılarıyla da hem genç hem de dinamik bir ekip kurdu kendi ekibine ee, gördüğüm evet. kadarıyla. Kesinlikle katılıyorum. Zaten daha yine aynı şeyi söyleyeceğim. Mourinho gelmeden önce Azizlerin ve Ali Koç arasında geçen bir başkanlık yarışı vardı. Artık öyle bir yarış var mı? Bundan emin değiliz. Muhtemelen yok gibi. O yarış halindeyken Mourinho ismi yine çok fazla gündemde değilken iki başkan adayı arasındaki en büyük fark bence listeleriydi. Yani Azizlerin listesine baktığımız zaman gördüğümüz resimle Ali Koç'un listesine baktığımız zaman gördüğümüz resim birbirinden çok farklı ve bu Ali Koç lehineydi. Acınacak bunun mutlaka tabii ki en büyük unsurlarının başında geliyor ki. Elbette Mourinho'nun gelmesinde ikna edilmesinde e, payı olmuştur. Sonuç olarak Premier Lig adayı bir kulübün başkanlığını yapan, İngiltere'de yaklaşık bir yıldır etki yaratan, e, İngiltere'de birçok insanın, birçok spor medyası, futbol medyası mensubunun artık tanıdığı bir isim Acun Alıcalı ve e, Mourinho'nun da kararını olumlu bir şekilde vermesinde mutlaka etkisi olmuştur. Ama en büyük etkiye sahip Acun Ulucalı Yani buna dair de çok net ifadelerde bulunmak çok doğru olmayabilir çünkü ee, ne olursa olsun dediğim gibi Ali Koç çok saygın bir e, iş adamı ve Fenerbahçe'nin başkanı. Fenerbahçe'de zaten Aziz Yıldırım'la birlikte bir iletişim halindeydi muhtemelen Mourinho'yla. Mourinho'nun kararını vermesini kolaylaştırmıştır Acun Ilıcalı. Ama sanki yani olmasa da bir şekilde Ali Koç e, bu hamleyi yapmak durumundaydı. Çünkü 6 yıldır kabul etmemiz gerekiyor ki çok başarısız bir e, yöneticilik geçmişi var Fenerbahçe'de. E, üst üste başarısızlıklar bu 6 yılda 8-9 tane teknik adamla çalıştı. E, bu bile zaten başlığı başına Efendim? F Fenerbahçe futbol Tabii. Fenerbahçe büyük bir camia yani Voleybolu var, basketbolu var B Başarısız derken futbol kastediyorsun herhalde Futbol kastediyorum, şey. tabii ki futbolu kastediyorum Ama evet. yani e, biliyorsunuz Camialar, taraftarlar e, Spor kamuoyu Özellikle Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi gruplarda %80 futboldaki başarıyla değerlendirirsiniz. Elbette Fenerbahçe sporda, diğer branşlarda Ali Koç'la geçtiğimiz dönemde bir e, basın toplantısında bunu söyledi. Elbette başarılı e, performanslar, başarılı e, departmanlar vardı. Ama futbol bu işin e, evet. her şeyi bu kulüplerde. E, dolayısıyla orada bir başarısızlık vardı. O başarısızlık e, acınılıcıdan bağımsız böyle bir hamleyi biraz e, aslında Ali Koç'a e, mecbur etti diyebiliriz. Gerçekten. Emre Bey çok çok teşekkür ederim yayına ya katıldığınız için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.